Tarih 14 Ekim Cuma akşamıydı. Saatler de 18.15'i gösteriyordu. Amasra ilçesindeki maden ocağında büyük bir patlama meydana geldi. Bu patlama eksi 300 kodundaydı. Şehir adeta dona kalmıştı. O vakitlerde olayın olduğu ilk dakikalarda hiç kimse bir şey bilmiyordu. Sonrasında her şey yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Ve 41 kişi, 41 madencimiz hayatını kaybetti ve yine 11 madencimiz de yaralanmıştı. O gece o madencileri yer altından kurtarmak için belki canlı kurtarabiliriz diye giren özel maden ocağında çalışan talisiye ekibinin başındaki Emrah Açıkgöz var yanımızda. O geceyi biraz ondan dinleyelim. Aslında her şeyi o yaşadı. Bakalım bize neler söyleyecek. Evet Emrah Bey, neler söyleyeceksiniz? O geceyi an be an siz yaşadınız. Evet. Kısa da olsa bize anlatır mısınız neler yaşadınız? Talihsiz bir geceydi. O gece akşam sularında saat 6.30-7 gibi biz haber aldık patlamanın olduğunu. Tabii cuma akşamıydı. Bizim de mesaimiz bitti, eve gelmiştik. Hazırlık yapıyorduk. Ben de hafta sonu tatili için hazırlık yapıyordum. Köyüme gidecektim. İşin gerçeği ailece. Hazırlanmıştım. Tabii haber alınca apar topar ekibimizle haberleşerek ivedi bir şekilde hazırlandık. İrtibat kurduk. Herkes işini gücünü bıraktı. Yeniden sanki çalışmaya başlıyormuş gibi. Çok ivedi bir şekilde hazırlanıp talisiye merkezimizde toplandık. Yaklaşık bir saat içinde, 1,5 saat içinde hazır bir şekilde ekipmanlarımızla birlikte TTK kuyu başında hazır hale geldik. Yani 7-7.5 Hazırız. gibi Evet, orada. 7,5-8 gibi biz TTK kuyu başında hazır bir haldeydik. Ocağa indik. Apar topar. Tam teşekküllü bir şekilde. Olayın vuku bulduğu yere kadar yürüdük. Bir 3-3,5 kilometre kadar yürüdük. Ondan sonra olayın olduğu yere geldiğimizde tabii içeride inanılmaz bir hava vardı yani. Havadan kastım gazdan bahsetmiyorum. Çok kötü bir hava vardı. Kötü bir hava Evet, vardı. çok kötü bir hava vardı. İçeride hani tahmin edilemeyecek kadar kötüydü. Çalışan arkadaşlar hepsi seferber olmuştu. Ondan sonra biz olayın patlamanın olduğu bölgelere yakın yere kadar geldik. Temiz havaya geldik. Peki yani o anda oksijen tüplerini taktınız Hayır, mı? daha takmadık. Kontrollü bir şekilde gidiyoruz tabii. El sensörleriyle cihazlarla ortamı ölçe ölçe gidiyoruz Sürekli tabii. ölçerek. Sürekli ölçüyoruz. Altı Sürekli kişisin tabii sanırım. 6 kişi indik. Olayın olduğu yere çok yakın bir yere geldiğimizde artık cihazları kuşanmamız gerektiğini Gerektiğini. anladık. Artık karbonmonoksit gazı iyiden iyiye yükselmişti. Bizi de zorlamaya başladı. Belli bir yerde cihaz kuşandık. Çok dik bir yer çıktık. Oraya çıktığımızda tabii bizi 20-25 kadar bir madenci arkadaşımız da orada bekliyordu. Onlar da artık bir yere kadar gitmişler ama teçhizatsız gittikleri için bekliyorlardı. Ellerinden tabii hiçbir şey gelmiyordu. Onlar bizi gördüğü zaman tabii onlar da çok böyle bir sevindiler. Hani bize olaya müdahale edeceğim için, teçhizatla gittiğim için çok sevindiler. Bizi gördüklerinde yani çaresiz bir halde bekliyorlardı. Biz onların çaresizliğini gördüğümüz için çok üzüldük. Onların olduğu yerde cihazlarımızı kuşandık. O dik çıktım, descender diyoruz. Dik çıktıktan sonra artık ayak dediğimiz yere doğru yürümeye başladık. Cihazlı bir şekilde. Önünüzü görüyor musunuz? Peki duman var mıydı? İnanılmaz Nasıl? bir duman vardı. Artık görüş mesafesi iyiden iyiye düştü. Artık 1 metre önümüzü göremez hale Göremez geldik. hale geldiniz. Yani arkadaşlarımızla birlikte el ele Kaç kişiydiniz o tutuşma sırada? halindeyiz. Yani 6 kişi yine devam Altı ediyoruz. kişiydiniz. Birbirimize Ve değerek mi ilerlediniz? 6 kişiden bir tane TTK'da çalışan, çok eski bir çalışanımız da bizim. Yakın arkadaşımız. Onunla denk geldik. Ondan da Allah razı olsun. Biz de çünkü TTK'nın iç yapısını bilmediğimiz için bize çok yol gösterdi. Ondan sonra tabii ayak dibi dediğimiz yere ulaştık. En Maalesef riskli yere en ulaştınız. riskli yer. Yani oksijenin tamamen tükendiği, karbonmonoksit gazının had safhada olduğu bir yerdeyiz. Hani Düştüğü anda değil mi? cihazı ağzımızdan ya da maskemizi ağzımızdan çıkardığımız anda bile ikinci bir nefesi alamazsınız o halde. O Alamazsın. halde yani ortam onu gösteriyor. İlk şehidimize ulaştık. Hemen onu aldık oradan. Aynı mesafeye geri döndük. O temiz havadaki işçi arkadaşlarımızın yanına teslim ettik. Tabii zorlu bir yolculuk değil mi? Yani cihazlarınız ağır, İnanılmaz işte zorlu bir yolculuk. çizmeleriniz var bir taraftan. İnanılmaz zorlu bir yolculuk. Artık Ağırlık var. hani üzerimde hiçbir yerim
kuru kalmadı. Tabii çok da sıcak değil mi yer altı? Sıcak. Ondan sonra temiz havadaki arkadaşlara verdik cenazemizi. İkinci bir arkadaşımız için. Biraz orada ayak molası verdik, dinlendik. Su içtik. Artık her yerimize, yanımıza da su aldık ikinci sefere giderken. Arkadaşlar sağ olsun yanına oraya su getirmişler. İçme suyu. İkinci arkadaşımız için tekrar devam ettik. Yine aynı şekilde cihazlarımızı bir daha kuşandık moladan sonra. Bu ikinci sefer daha zorluydu. İnanılmaz zorlu geçti. İlk aldığımız şehidimizden bir 50 metre kadar ileride ikinci arkadaşımıza da ulaştık. Evet. Şimdi Emrah Bey şunu söyleyeyim. Yani tahliye ekibi demek önemli bir şey aslında. Yani maden ocakları için, diğer işte depremde de siz görev yapıyorsunuz. Ve bir şey dikkatini çekti. Siz orada altı arkadaşla ilerlerken siz ekip başıydınız ve bütün sorumluluk sizdeydi. Tabii. Hani şey oldu mu mesela, bu tatbikatlar sürekli yapılıyor muydu sizde? Yani bir korku bastı mı size? Hani tatbikat değil çoğu sonuçta, bir gerçek. Tabii. Ekibimizin hepsi seçilmiş arkadaşlar. Tabii eğitimli arkadaşlar. 6 ayda bir uzman talisiye ekiplerinden, TTK'nın Zonguldak Merkez Talisiyesinden 6 ayda bir tekamül eğitimleri alan ekibiz biz. Hı hı. Bunun yanında kendi bünyemizde tatbikatlarımızı da devamlı yapıyoruz. Her zaman, her daim bu olaylar olacakmış gibi hazır bir ekibiz. Her zaman hazırız. Hı hı. Kendi içimizde de tatbikatlarımızı yapıyoruz. O yüzden arkadaşlarımızın hepsi seçilmiş. Hepsi tam donanımlı. Hem psikolojik anlamda, hem mental anlamda, hem de fiziksel anlamda hepsi hazır arkadaşlarımız. Evet. O yüzden o arkadaşlarım da tabii bu şekilde gözü kapalı her yere girerim yani. Son olarak o geceyi 10 yıl sonra tekrar hatırlamanız gerekirse, yani sizi etkileyen şey neydi orada? Beni orada etkileyen... Ya da bir şey var mıydı etkilenmiş? Şu vardı, hani girdiğimde o çaresizlik, içerideki çalışan işçi arkadaşlarımızın çaresizliği. Oradaki o çaresizlik beni çok etkiledi gerçekten. Hani ölümü anlıyorsunuz, yani bekliyorsunuz. Orada biz gözü kapalı girdik. Hani düşünmedik, acaba biz de ölür müyüz ya da biz de kalır mıyız? Bunu da düşünmedik. İçerideki o arkadaşların da o çaresizliği beni çok etkiledi. Gönül isterdi ki herkes canlı kurtaralım ama maalesef olmadı. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Çok ağır bir olay. Kaç saat çalıştınız orada? Yani biz orada yaklaşık 4,5-5 saat kadar çalıştık. Tabii bu 4,5-5 saat cihazlı değil tabii tamamen. Temiz havaya kadar cihazsız. Bazı yerlerde cihazlı çalışmalarla birlikte 4,5-5 saatimiz falan yer altında geçirdik. Evet. Peki size teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Büyük büyük teşekkürler. Çünkü kolay bir iş yapmadınız. Evet. Oraya risk alarak girdiniz ve sağ salim çıktınız diyelim. Size de geçmiş olsun. Evet. 41 insanımız, madencimiz şehit oldu. Diyelim ki Allah bir daha bize, ülkemize, bölgemize böyle acılar yaşatmasın. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Amin. Çok yakın arkadaşlarımız da vardı işlerinde. Buradan tekrar mekanları cennet olsun diyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de Rabbim acil şifalar versin. Amin. Bir daha yaşatmasın inşallah. İnşallah.